Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere birçok özellikle yavru köpek sahibinin genç köpeklerde de görülebilen, bazen zaman zaman olgun köpeklerde de, olgun yaşlarda da görülebilen özellikle temas ve sevme anında ya da bazen temas olmaksızın da dik bakışlarda bile altına çişini kaçıran köpeklerin niçin altına çiş kaçırdığı, neden bir çiş sızması olduğu ve bunun nasıl engellenmesi gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Aslında bu olgunun esas ismi submissive urination ya da itaat işemesi Türkçe karşılığı ya da çekiniklik işemesi olarak karşılık buluyor. Bunun belli başlı sebepleri var ama tabii ki her olguda bir köpeğin bir davranışı niçin gerçekleştirdiğini bilmek gerekiyor. Yani hedeflendiğimiz nokta her zaman davranışın neden şekillendiği konusu olması gerekiyor. Hiçbir zaman direkt sonuca ulaşmak hedefli, köpeğim çiş kaçırıyor, nasıl engellerim değil. Bunu niçin yaptığını bilmek bize yol kurgulaması açısından önemli. Tüm davranışlarda, istenmeyen davranış ya da davranış problemlerinde olduğu gibi. Aslında itaat işemesi ya da çekiniklik işemesi dediğimiz olgunun temeline baktığımız zaman bu olgunun temeli anne köpekle yavru köpek arasındaki ilişkiye dayanır. Biliyorsunuz bebeklik dönemi içerisinde yavrular doğduktan sonra anne yavruların tuvalet yapma yetenekleri olmadığı için anne genital bölgelerini yalayıp ya da temasla birlikte bölgeyi uyararak yavruya çiş ve kaka yaptırır ve bebeklik döneminde içgüdüsel olarak çişini ve dışkılarını yiyerek ortamı steril hale getirmeye çalışır ve düşmanlara karşı koku oluşumunu engelleme hedeflidir. Bu içgüdüsel bir davranıştır. Tüm yavru köpeklerde gözlemlediğimiz, karşılaştığımız davranışlardan bir tanesidir. Ve bu süreçte yavruları manipüle ederken anne, yavruların büyüme süreci içerisinde artık yavruların gözler açılır, hareketlenmeye başlarlar, kulaklar duymaya başlar. Ortalama olarak 19-20. günden sonra yavrular artık hareket etmeye ve yürümeye başlar ama anne hala tuvalet yaptırma davranışına devam eder. Ve bu davranışlar temasla, yalamayla şekillendiği için yavru köpek zaman içerisinde annenin kendisine doğru yaklaşması ya da burnunu değdirmesi ya da dilini dokundurmasıyla birlikte artık otokontrol başlar ve çişini bırakır, kakasını bırakır, duruma gelir. Ve zaman içerisinde de anne yavru hareket halindeyken dik bir bakış şekillendirse bile köpek hemen çişini yapacak pozisyonuna gelir. İşte bu yüzden ismi aslında tuhaf bir isimmiş gibi gelebilir. Türkçeleştirdiğiniz zaman biraz değişik oluyor. İtaat işemesi isminin verilmesinin aslında temelinde yatan bahsettiğim gibi anne ve yavruların kendi arasındaki ilişkidir. İşte köpeklerde gözlemlediğimiz, özellikle de yavruluk döneminde gözlemlediğimiz bu davranışın altında yatan esas sebep budur. Buna şunlar eklendiği takdirde, örneğin köpeğin daha dış dünyayı veyahut da tür dışı canlılarla ilişkileri yeni geliştirdiği süreçte, yani köpeğinizin aşı programı bitti ya da aşı programı hala devam ediyor, evinize bir yabancı geldi ya da siz köpekle dik ve karşıdan temaslı diyaloglarınız esnasında köpeğinizin özellikle bebeklik döneminde çiş kaçırma olasılığı çok yüksek. Neden? Çünkü tür dışı ilişkiler ve tür dışı canlıların hareketlerini yeni yeni tanımaya başladığı bir süreç içerisinde onlara karşı olan çekinikliği veyahut da teslimiyetçi mental algısı bazlı olarak köpek sizinle olan ilişkisinde de idrarını altına kaçırabiliyor ve bu birçok hayvan sahibinin gerçekten canını sıkan bir pozisyon olabiliyor ya da durum olabiliyor. Çünkü ne yapıyor? Köpek tam dokunacaksınız, tasma takacaksınız ya da köpekle bir diyalog içerisindesiniz, kafesten çıkartacaksınız, dışarıya tuvalet yönlendirmesi yapma hedefiniz var. O sırada köpek dokunduğunuz anda ya da ona doğru yönlendiğiniz anda çişini kaçırmaya başlayabiliyor. Sonra da kuyruk sallanıyor bir yandan. Kuyruk sallanınca çiş dağılıyor, köpek üstüne basıyor falan. Her şey bir anda kabusa dönüşebiliyor. Tek tek temizlemeniz gerekiyor, köpeği silmeniz gerekiyor falan falan. Ve genellikle bu davranışlar köpeğin tür dışı canlıların davranışlarını öğrenmesi, tabii ki doğru kurgulandığı ve doğru öğrendiği takdirde ve seksüel gelişimle birlikte köpeğin otokontrolünün artmasıyla yavaş yavaş ortadan kaybolur. Söylediğim gibi bu ortadan kaybolma ancak kurguların doğru yapılması
halinde söz konusu olacaktır. Bazen genç köpeklerinde, hatta yaşı ileri olan köpeklerin bile yine hektik yapılanma veya çekinikliğe bağlı olarak temaslarda veyahut da dik davranışlarda altına tuvaletlerini kaçırdığı, çişlerini kaçırdığına gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu olgu nasıl engellenir? Bu olgunun engellenmesi tabii ki bir seri davranışları organize etmeniz de mümkün. Bir kere en başta köpeğinizi tür dışı canlılarla, işte insan olsun, değişik insan grupları olsun, arkadaşınız, eve gelip giden insanlar veyahut da dışarıda diyalogda olduğunuz insanlarla temas ettirme veyahut da onları tanıtma olgusunda hep söylediğim gözlemci pozisyonda bırakmak köpeği. Yani köpeğinizin sosyalizasyonu ya da tür dışı ilişkileri öğrenmesi için illa yabancı insanların köpeğinize temas etmesi gerekmiyor. Bazen tam tersi, işte bu temaslar yanlış yapıldığı takdirde köpekte kalıcı bir takım istenmeyen davranışlara sebebiyet verebiliyor ki bu bahsettiğim itaat işemesi dediğimiz olgunun şekillenmesi gibi. Bu tip durumlarda yapılması gereken şey, köpeğe, itaat işemesi olgusu olan köpeğe hiçbir zaman dik yaklaşmamak. Çünkü dik bakışlar ve üstten gelen dik tehdit edici veyahut da baskılayıcı vücut dilleri köpekte bu itaat işemesini her zaman için tetikleyebilen bir olgu. Birincisi dik yaklaşmamak. Mutlaka eğer köpek bunu size yapıyorsa bile yan durmak. Gerekirse bazen şunu bile görebilirsiniz. Sesli bir diyalog olduğu anda bile köpek altına kaçırabiliyor. Vücut diliniz doğru bile olsa köpekle sesli diyalog kurduğunuzda bile köpek yine submissive ürünasyonu gösterebiliyor. Yani çekiniklik işemesi ya da itaat işemesi diye adlandırılan olguyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden yapılması gereken şey bir kere hiçbir zaman dik, üstten gelen davranışlar göstermemek, yabancılarla ve kendinizle olan ilişkisinde de yan dönmek, yani tehdit edici bir vücut dilinizin olmaması, dik bakışların olmaması. Eğer köpek sözle bile provoke olabiliyorsa mutlaka sessiz bir şekilde köpekle diyalog kurmak. Küçük ödüller önüne atabilirsiniz ve bir anda algısını değiştirebilirsiniz. Köpek ödülleri topladıktan sonra avcunuzu açarsınız. Avcunuzun içinden yerdeki ödülleri yedikten sonra avcunuzdan ödülü alır ve bu avcunuzdan ödülü aldıktan sonra da küçük manipülasyonlarla çene altından dokunarak sonra vücut, sonra tasmaya kayışı takıp tekrar ödülle yönlendirme şeklinde bir olgu şekillendirebilirsiniz. Burada çok önemli olan şey köpeği hiçbir şekilde provoke edecek bir vücut dili kullanmamak, dik hareketler kullanmamak, kesinlikle küt diye elinizi atmak, kafasının üstüne hemen elinizi koymak, tasma takmak hedefiyle köpeği yakalama hareketi, yani bir anda köpeği akut strese sokabilecek ya da endişelendirecek manipülasyonlardan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü bu tip davranışları gösterdiğiniz takdirde köpeğin submissive ürünasyonunu provoke etmiş oluyorsunuz. O yüzden bu tip olgulardan kaçınmak gerekiyor ve genellikle kurgular doğru yapıldığı takdirde bunu bazı yavru köpeklerde gözlemleriz, bazı yavru köpeklerde hiç gözlemleyemeyebilirsiniz. Hepsinin karakteri birbirinden farklı, güven algıları da birbirinden farklı oluşuyor ve bu itaat işemesi anlattığım gibi doğru kurgular çerçevesinde ortadan kalkabilen bir şey. Bunun yanı sıra da zaten seksüel gelişim, otokontrolün artması, üriner sisteme olan köpeğin zaman içerisindeki kontrolünün artmasına bağlı olarak zaten ortadan kalkacaktır. Ama çabuk kurtulmak hedefli olarak manipülasyonlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde çiş kaçırmaların başka sebepleri de olabilir. Yani itaat ilişkisinin dışında başka sebeplerden ötürü de olabilir. Mesela köpeğiniz sistit, yani idrar yollarının üşütmesi ya da enfekte olmasına bağlı olarak, idrar yolu tıkaçları ya da taşların olmasına bağlı olarak da kesik kesik işleyebilir veyahut da duyduğu ağrıya bağlı olarak çiş kaçırabilir. Ya da dişi köpekler kızgınlık süreci içerisinde tamamen içgüdüsel olarak diğer erkek köpeklere haber bırakma hedefli olarak uygunsuz yerlere çiş kaçırabilirler, kısım kısım çiş bırakabilirler. Çünkü o dönem içerisinde köpeğin vaginası, vulvası ödemlenmiştir ve o ödeme bağlı olarak bir de içgüdüsel olarak kızgınlığa girdiğini doğal yollarla erkeklere duyurma hedefli içgüdüsel olarak kesik kesik çiş bırakabilir etrafa. Sinir sistemi hastalıklarında, nörolojik bir takım hastalıklarda, epileptik durumlarda, şok anlarında, akut stres olgularında da köpek altına idrar kaçırabilir ya da bazı olgularda
köpek rüyasında ciddi sıkıntılı bir olgu içerisindeyse rüyasında, o anda da uyurken bile idrarını kaçırabilir. Bir de tabii ki canine cognitive dysfunction denilen, yani yaşlılığa bağlı olarak bilişsel kayıpların oluşmaya başladığı demans, aynı bizlerde olduğu gibi belli bir yaştan sonra bazı şeyleri unutmak, yani bunama sürecine girmek, canine cognitive dysfunction, bilişsel kayıp olan durumlarda da çişini kaçırma, otokontrolün ortadan kalkmasına bağlı olarak bu tip olgularla karşılaşmak mümkün. Ama tabii ki bunlar itaat işemesinin çok dışında olan olgular, ama yine de bir değerlendirme yapılacaksa bunları da düşünmek gerekiyor. Yine erkek köpeklerde de özellikle prostat hipertrofilerinde, prostatik tümörlerde ya da kanserlerde de bu tip idrar kaçırılmalar ya da kontrolsüz idrar yapmalarla karşılaşmak olasılık dahilindedir. Yine tekrar bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir davranış problemi veyahut da sizin canınızı sıkan bir olgu söz konusuysa köpeğinizde, ilk önce bunun neden oluştuğunu, temelinde neyin yattığını hep bilme hedefli olun. Direkt çözüme giden yolları tercih etmeyin. Sebebini bilirseniz çözüm bulmanız çok daha doğru şekillenecektir, çok daha kolay olacaktır.